Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Güney Kore tarafından gerçekleştirilen ve rollout diye tabir edilen hanlardan çıkış töreni sırasında uçağın isminin KF-21 olduğu belirtildi. KF-21'in faaliyete geçtikten sonra havadan havaya ve havadan karaya bir dizi mühimmat ve seyir füzeleriyle donatılması bekleniyor. Çift motorlu bir avcı uçağı olan KF-21, tanımlanan görevlere bağlı olarak tek ve iki koltuklu versiyonlarda üretilecek. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Gyeongsang eyaletinin Sachin kentindeki Korea Aerospace tesislerinde düzenlenen KF-21 lansman töreninde yaptığı konuşmada, "Bağımsız savunmamızda artık yeni bir dönem başlıyor ve bu durum Güney Kore havacılık endüstrisinin gelişiminde tarihi bir kilometre taşıdır" ifadelerinde bulundu. Moon Jae-in, yer ve uçuş testleri tamamlandıktan sonra KF-21'in seri üretimin başlayacağını belirterek, 2028'e kadar 40 jetin, 2032'ye kadar ise 120 jetin üretiminin hedeflendiğini açıkladı. Moon Jae-in açıklamasında, KF-21'in tam ölçekli seri üretimi başladığında, 100 bin ek istihdam yaratılacak ve bu bize 5,9 trilyon Kore Won'luk katma değer oluşturacak. Eğer KF-21 ihraç edilirse etkisi çok daha büyük olacak dedi. Güney Kore'nin Savunma Alım Programı İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Güney Kore'nin test ve geliştirme çalışmaları için 6 adet KF-21 prototipi üretmesine ilk 3'ünün bu yılın sonuna kadar tamamlanması, sonraki 3'ünün ise 2022'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. 4.5 nesil avcı uçağı olan KF-21'in ilk uçuş testinin 2022'de yapılması planlanıyor. KF-21'in yer ve uçuş testlerinin 2026 civarında tamamlanması bekleniyor. 5,9 trilyon Won'luk KF-21 projesinin hedefi, 2026'ya kadar elde edilecek ilk aşamada havadan havaya muharebe yeteneklerinin kazanılması, 2028'e kadar tamamlanması hedeflenen ikinci aşamada ise havadan karaya muharebe yeteneklerine erişilmesi. Ayrıca Güney Kore'nin KF-21 üzerindeki yerlilik oranı %65 olarak belirtiliyor. Uçağın maksimum Mach 1.81 hızında, 2900 km menzilde ve maksimum 7700 kg yükte uçması bekleniyor. Avcı uçağı, füzeler ve yakıt tankları için 10 istasyon içerecek. Ayrıca KF-21, IRIS-T ve Meteor gibi çeşitli havadan havaya füzeleri taşıyabilecek. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.